Bu videoda size dinlediğiniz her şeyi aklınıza tutabileceğiniz bir not alma tekniği göstereceğim. Hanımefendiler, beyefendiler, çayınızı kahvenizi hazırlayın. Vizyonist başlıyor. Öğrenmenin en temel yolu not almaktır. Ne demişler? Söz uçar, yazı kalır. Dinleyerek öğrendiğimiz bir şeyin %70'ini ilk 1 saat içerisinde unuturuz. Öğrendiklerimizin %80'ini ise ilk 24 saat içerisinde unuturuz. O yüzden bizim not almamız lazım. Peki bu not tutma işlemini nasıl yapacağız? Anlatıcının anlattığı her şeyi not alacak mıyız? Bunu zaten başaramayız. Çünkü ortalama bir anlatıcı dakikada 125 kelime kullanır. Bizim dakikada 125 kelimeyi not tutmamız mümkün değil. Biz bu 125 kelimeyi yazsak bile bunu aklımıza tutmamız yine mümkün değil. Bir seminer dinlerken, sunum dinlerken, ders dinlerken öğrendiğiniz, dinlediğiniz şeylerin kalıcı olmasını sağlayacak Cornell tekniğinden bugün size bahsedeceğim. Bu teknik uygulaması oldukça kolay ve pratik. Herhangi bir ekstra bir şey gerekmiyor. Normal bir defter üzerinde uygulayabileceğiniz bir not tutma tekniği. Bu tekniğin olayı sayfa düzeni. Yani böyle bir sayfaya yazı yazmak yerine bu şekilde bölümlere ayrılmış bir sayfaya yazı yazıyoruz. Bu bölümlerin hepsinin bir görevi var. A bölümü dinlediğimiz konunun başlığı, tarihi ve saatinin yazılı olacağı bölüm. C bölümü anlatıcıların anlattıklarını not alacağımız bölüm. Burası en önemli bölüm. Ama buraya böyle anlatıcının söylediği her şeyi yazmamamız gerekiyor. Daha çok tekrar ettiği, üzerinde durduğu, örnekler kurduğu cümleleri buraya yazmamız gerekiyor. Her şeyi yazmaya çalışırsak hiçbir şey anlayamayız. Dolayısıyla anlatıcıyı dikkatli bir şekilde dinleyip üzerinde fazlaca durduğu cümleleri buraya not almamız gerekiyor. Bu not alma işlemini hızlandırmak için kısaltmalar, semboller kullanabiliriz. Konu başlığını ve saati, tarihi yazdık. Ardından anlatıcının anlattığı önemli şeyleri not aldık ve sunum bitti. Sunumdan sonra bizim yapmamız gereken şeyler kendi notlarımızı okuyup aklınızda kalan anahtar kelimeleri buraya not almak. Bunu sunum esnasında da yapabilirsiniz, sunumdan sonra da yapabilirsiniz. Yani anlatıcı bana ne anlattı, vurguladığı yerler neydi gibi bir kelimelik anahtar kelimeler yazıyoruz buraya. Bu anahtar kelimeler bize daha sonrasında çok yardımcı olacak. Anahtar kelimelerimizi yazdıktan sonra anlatıcının bize anlatmak istediği şeyi kendi cümlelerimize bu D bölümüne ifade etmemiz gerekiyor. Bizler kendi cümlelerimizle D bölümüne bu sunumun özeti neydi? Eğer bu sunum birkaç sayfa tuttuysa her sayfanın kendi özetini kendi cümlelerinizle D bölümüne yazmanız gerekiyor. Peki bu şekilde not tutmak bize ne katıyor? Cornell bu not tutma tekniğini 6 bölümden tanımlamış. 1. bölüm kaydetme. Yani anlatıcının anlattığı şeyleri C bölümüne yazmamız. 2. bölüm ise kısaltma. Yani buradaki bilgiler kısaltılırken bu sütuna özetlenmesi. Buraya anahtar kelimelerle işlenmesi. 3. bölüm ise tekrarlama. Yani bu not tutma işlemi bittikten sonra siz bu C bölümünü kapatıp sadece B bölümünden bu notta ne yazdığını hatırlamaya çalışacaksınız. Eğer bir şeyi hatırlamaya zorlarsanız o kalıcı oluyor. Yani şundan bahsediyorum. Bir ders bittikten sonra C bölümüne bakmadan buradaki anahtar kelimelerle eğer o dersi hatırlayabiliyorsanız siz bu dersi kalıcı olarak öğrenmişsiniz demek oluyor. Dolayısıyla kalıcı olarak öğrenebilmemiz için de anahtar kelimelerden ana konuya varabiliyor muyuz diye kendimizi test etmemiz gerekiyor. İşte tekrarlama bölümü de bu işe yarıyor. 4. bölüm ise yansıtma. Yani anlatıcının anlattığı bilgiler bireyin kendi fikriyle örtüşüyor mu? Bunu da D bölümünden anlıyoruz. Anlatıcının anlattıklarını eğer özümsemişseniz kendi cümlelerinizle buraya tekrar ifade edebiliyorsunuz. 5. bölüm ise gözden geçirme. Yani böyle boş bir sayfayı tekrar etmek yerine bölümlendirilmiş, sınıflandırılmış bir sayfayı tekrar etmek diğerine göre 4-5 kat daha hızlı olacak. Böylece çok büyük bir konuyu bile çok kısa bir sürede tekrar edebileceksiniz. Bütün bu 5 bölüm 6. bölüme varmak içindi. 6. bölüm örnekleme. Yani eğer bir bilgi kalıcı olarak öğrenilmişse birey anlatıcının anlattıklarını yeni örneklerle ifade edebilmesi gerekir. Yabancı dilde de böyledir. Yeni bir kelime öğrendiğimizde o kelimeyle yeni bir cümle kurmamız gerekir. Eğer o kelimeyle yeni bir cümle kurabiliyorsak biz o kelimeyi öğrenmişiz demektir. Dolayısıyla anlatıcının anlattığı şeylerle ilgili dinleyicinin yeni bir örnekleme yapması gerekir. Eğer siz bütün bu not tutma ve tekrar işlemleri bittikten sonra anlatıcının anlattıklarını yeni örneklerle ifade edebiliyorsanız bu bilgiler sizler için kalıcı olmuş ve ömür boyu size gelecek bilgiler olduğunu gösteriyor. Ben katıldığım konferanslarda, panellerde bu not tutma tekniğini uyguluyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Derslerinizde, katıldığınız sunumlarda birçok yerde bu not tutma tekniğini uygulayarak öğrendiğiniz, duyduğunuz şeylerin kalıcı olmasını ve sizinle beraber gelmesini sağlayabilirsiniz. Evet, bu tekniği uygulayıp verim alabilenler bana ulaşabilirse çok sevinirim. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.